Çocuklar, yaz tatili geliyor ama hiç para toplayamadık. Tatile gelemeyecek misiniz? Geleceğiz Mike hocam. Geleceğiz Mike hocam. Çocuklar sadece 3 kişi parasını verdi. Patrick, Kosya ve Dima. Peki ya gerisi? Ben para vermeyi seviyorum. Ray, Mike hocaya uzat. Tabii ki. Tamam, Layla'ya artı. Ryan uzatır mısın? Mike hoca aslında beni unutacağınızı düşünmüştüm. Timur, kimseyi unutmadım. Sırada kim var? Mike hocam, ben varım. Kızlar, uzatır mısınız? Kalk ve kendin ver. Böylece Stella ve Zenya da verdi. Diana. Evet, sorun değil Mike hocam. Alın. Diana gel ve kendin ver. O kadar zor mu? Mike hocam, aslında kalkardım ama bugün bacağım çok ağrıyor. Hı, bacağın ağrıyor. Etek giymeyi unutmuşum. Desene. Çok komik. Siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Diana ayağa kalk. Mike hocam, bunu bana neden yapıyorsunuz? Size söyledim. Bacağım ağrıyor. Yoksa inanmıyor musunuz? Diana, okulda giydiğin kıyafetlerden hoşlanmıyorum. Burada maskeli balo yapmıyoruz. Ama Mike hocam, herkesin kendini ifade etme hakkı vardır. Kendini gerçekten Lady Bunny sanıyor. Ne sanıyor? Kim sanıyormuş? Çocuklar, neden hepiniz gülüyorsunuz? Diana'nın kendini ifade etmesinin nesi yanlış? Lady Bunny olsa ne olur? Tamam Ryan, sessiz ol. Diana, okulda ne giydiğini görmek istiyorum. Sessiz olun. Peki Mike hocam, görmek mi istiyorsunuz? Evet, lütfen bakın. Evet, artık böyle görünüyorum. Lady Bunny kıyafeti giyiyorum. Beğenmiyorsanız bakmayabilirsiniz. Diana, okula iç çamaşırlarıyla mı geldin? Mike hocam, bu iç çamaşırı değil. Bu tek parça bir elbise ve altı şort. Tabii Diana. Kimi kandırıyorsun? Bu şort değil. Arkanda oturanların tepkisiyle her şey ortada. İnanamıyorum. Yarın fare kulakları takacağım. Kurbağalar, buna aldanmayın. Bu bir şov. Sessiz olun çocuklar. Diana. Evet, artık herkes beni gördü. O yüzden alışın artık. Okula sadece böyle Lady Bunny kıyafetleriyle geleceğim. Ayrıca alın Mike hocam, tatilin parası. Mike hocam, bence Diana'nın ailesini aramanız gerekiyor. Böyle kıyafetlerle okulumuzun itibarını zedeliyor. Evet, bugün Diana'nın annesini arıyorum. Lady Bunny'ymiş. Parasını vermeyen var mı? Mike hocam, ben vermedim. Buyurun. Ryan, neden söylemiyorsun? Herkes verene kadar bekledim. Harika. Neredeyse bitti. Şimdi defterlerinizi açın ve dersin konusunu yazın. Of Knopa, şoktayım. Bütün sınıf üzerime çullandı. Mike hocam bile. Tamam. Hadi teneffüste sana her şeyi anlatacağım. Kosya, yaz tatilinde çılgınca şeyler yapacağım. Olmaz Dima. Geçen yılki tatilde berbat ettin. Bir şey olmaz. Yine yaparım. Dima, seni uyarıyorum. Çılgınlıklar yaparsan farklı odalarda kalırız. Hadi notlarını yaz. Arkadaşa bak. Farklı odalarda kalmışız. Çocuklar, beni de odanıza alsanıza. Ben de çılgınlık yapmak istiyorum. Sen mi Patrick? Çılgınlık mı? Anlaştınız mı siz? Sakin olun. Tatilde sorun istemiyorum. Biliyor musun Ays? Seninle asla evlenmeyeceğimi anladım. Tabii ki evlenmeyeceksin. Artık çıkmıyoruz. Ne? Ne zaman ayrıldık ki biz? Dün kavga ettiğimizde. Ays, ama bunun hakkında hiçbir şey söylemedin. Senin resmin hala yatağımın üzerinde asılı. O zaman indir. Tamam Ays. İşten eve gidince indireceğim. Ben de seni iyi biri sanıyordum. Aslında pizza, benim de yatağımın üzerinde senin resmin var. Ne? Ve onu indirmeyeceğim. Yani beni seviyor musun? Yarı yarıya. Ays, hadi barışalım. Hadi küsmeyi bırak. Sen bir erkeksin, kız değil. Ays, hadi barışalım. Müşteri var. Merhaba. Bu da kim? Öncelikle bana bir sıcak çikolata yapın ve tavşan takımını nerede bulabilirim? Ya da kaptanlarını? Tabii, tamam. Sen kimsin ve neden tavşanları arıyorsun? Pizza, sakin ol. Ne yani? Her soranın tavşan takımının yerini mi söyleyeceğiz? Ben Abby, Amiga Kızlık Federasyonu'ndanım. Çok memnun oldum. Duydun mu işte? Buraya tavşan takımına koçluk yapmaya geldim. Neredeler? Sıcak çikolatanız. Şeker alır mısınız? Yani şu an herkes derste. Ama teneffüste burada olurlar. Şekersiz olsun. Amigo kızlar şekersiz içer. Evet tabii. Tavşanlar şeker atıyor mu? Sadece bir kaşık. Sus pizza. Biz de buna karışmayalım. Tamam. Onları burada bekleyeceğim. Koçmuş. Tavşanların neden koça ihtiyacı olsun ki? Bilmiyorum. Belki yarışmaya hazırlanmak içindir. Onu sevmedim. Çok katı biri. Senin endişelenmene gerek yok. Sen amigo değilsin. Ays, peki artık küs değil miyiz? Arkadaşız pizza. Arkadaş?
Diana, ne oldu? Kulopa, derse herkes kostümüme güldü. Yeşil saçlı, hiçbir şey göremiyorum. Hadi, maviler benim. Kırmızı da benim. Merhaba. Pek giyinmemiş öğrenciler hakkında nasıl hissediyorsunuz? Kötü. Eğer kızsa. Eğer erkekse sorun yok. Julie. Okulumuzun bir öğrencisinin etek giymeyi unuttuğunu hayal edebiliyor musunuz? Düşünsenize ne kadar avam. Diana, kim gülüyordu? Herkes Knop'a, herkes. Diana mı? Evet, Diana. Tavşan takımının kaptanı Diana. Çoktayım. Bu Diana'dan iyi bir şey beklenmez zaten. Knop'a, duyuyor musun? Ben şimdi onlara gösteririm. Dinleyin fareler. Bu sizi ilgilendirmez. Kıyafetim hakkında konuşmayı kesin. Tartışacak başka konularınız yok mu sizin? Siz ne bakıyorsunuz ezikler? Siz de mi Diana'nın kıyafetini beğenmediniz? Tamam tamam Knop'a, sakin ol. Biz beğendik. Çocuklar. Ne? Beğendiniz mi? Bunu nasıl beğenirsiniz? İşte bundan bahsediyorum. Diana'nın kıyafeti herkesi kötü etkiliyor. Ve kıyafetinin rengi. Görüntü kirliliği. Dinleyin fareler. Eğer kıyafetim hakkında konuşmayı bırakmazsanız yarın hiçbir şey giymeden geleceğim. Çıplak kral. Masalını okudunuz aynen. mu? Aynen. İşte kendinizi bu şekilde ifade etmelisiniz. Yani çenenizi kapalı tutun ve kıyafetimle ilgili konuşmayın. Bu kıyafeti yıllık okul dergisinin kapağına koyacağım. Bırakalım da utansın. Aa, hiçbir şeyden utandığını sanmıyorum. Evet, utanma duygusunu kaybetmiş. Biliyor musunuz kızlar, fareler gibi değil, sıçanlar gibi davranıyorsunuz. Ryan, anlamadım. Diana'ya mı destekliyorsun? Ryan, bizi kızdırmadan git buradan. Ben sıçanlardan korkmam. İsterseniz kızın. Smile, kulaklarını çıkarsana. Kulaklarımdan rahatsız mısın? Hayır Smile, ama biraz tuhaflar. Kulaklarımı boş verin. Eğer sevgilim şimdi buraya gelirse ve kulaklarımın olmadığını görürse yine şikayetler ve kavgalar başlar. Buna gerek var mı? O yüzden kulaklarımı boş verin. Smile, çok kalabalık. Evet, tavşan kulaklı basketbolcu. Kulaklarım hakkında bir kelime daha ederseniz hepinizi bu kulaklardan takıp dolaşırsınız. Anladınız mı? Anladık. Anladık. Bu tavşanlar aptal mı? Bize forma verdiler diye onlara kendimizi ezdireceğimizi mi düşünüyorlar? Selam, ben Abby. Kim? Abby, yeni koçunuz. Tanıştığımıza memnun oldum tavşan takımı. Biz tavşanlar değiliz. Kurbağalarız. Ve koça ihtiyacımız yok. Çok kabalar. Anlamıyorum, yanlış yere mi geldim? Tavşanlar bu okulda değil mi? Oo. Buradadırlar. Amigo koçu musunuz siz? Evet, şampiyon amigo koçu. Sadece en iyileri çalıştırırım. Oo, harika. İsterseniz onları arayabilirim. Yeşil saçlı, sen karışma. Kim o? Ne oldu? Tavşanların başı belaya girsin istiyorum. Tavşanların yeni koçu mu? Bu büyük bir olay. Amigo koçunuz burada, sizi arıyor. Koçunuz yok mu? Artık var. Koç Abby, bizi yanlış anladınız. Koçunuz olmak ister misiniz? Sadece şampiyonları çalıştırdığınızı mı söylediniz? Biz de şampiyon sayılırız. Bu okuldaki en iyi amigo kızları biziz. Yalan söylemeyin. Hemen çalışmaya başlamaya hazırız. Şampiyon gibi görünmüyorsunuz ve yeşilsiniz. Tabii ki. Çünkü biz kurbağayız. Yeşil saçlı. Ne koçuymuş bu? Bize şaka mı yapıyorsun? Size asla şaka yapmam kızlar. İşte koçunuz. Merhaba kızlar. Ben amigo koçuyum, Abby. Merhabalar. Neden bir amigo koçuna ihtiyacımız olsun koçumuz ki? Koçumuz olmadan da iyi çalışıyoruz. Son şampiyona da tavşan takımı çok iyi bir iş çıkardı. Ben de sizi çalıştırıp şampiyon yapmak için gönderildim. Oo! Harika! Güzel! Pekala kızlar. Birer sıcak çikolata içebilirsiniz. Şekersiz. Sonra da başlayacağız. Koçlara bayılırım. Neye başlayacağız? Bugün çalışmamız yok ki. Takımınızla tanışmak istiyorum. Ve neden formalarınızı giymediniz? Aa, takımımızla tanışacaksınız ama bugün herkes burada değil. Ve formalarımız da yıkandı. Kuruyorlar. Ays, şekersiz sıcak çikolata. Koç Abby, biz formalarımızı giyiyoruz. Hiç çıkarmıyoruz. Formalarımızla duş alıyoruz. Ne diyorsun? Artık tavşanlar böyle burunları havada gezemeyecek. Koçları onları çok çalıştıracak ve çok yoğun alacaklar. Yeşil saçlı, başkasının derdine sevinme. Bu dert değil ki. Tavşan takımı şampiyon olacak demektir. Kızlar, şekersiz çikolata. Teşekkürler pizza.
Şekersiz. İçebilirsiniz kızlar. Geçmiş olsun kızlar. Teşekkürler. Koç Ebi, bütün yiyip içtiklerimizi böyle tadacak mısınız acaba? Evet, şampiyonlarıma güvenene kadar. 3 dakikanız var. Neye 3 dakika? Daha yeni geldik. Çalışmaya 3 dakika kızlar. Zor ama hoşuma gitti. Bizim de koça ihtiyacımız var. Biz koçsuz şampiyon olacağız. Kızlar, bana spor salonunuzu gösterin. Tabii Koç Ebi. İnanamıyorum. Anugo kızların yeni bir koçları var. Kızlar, tavşan takımının hayatıyla bu kadar mı ilgileniyorsunuz? Ryan, beni dinle. Layla bir gazeteci. Bu yüzden bu okulda olan her şeyle ilgileniyoruz. Anladın mı arkadaşım? Layla, unuttuğun bir şey var mı? Hayır. Tamam arkadaşım. Sıçanlar? Çocuklar, hala eteğini giymeyi unutan kıza mı bakıyorsunuz? Çocuklar, bu çok alçakça. Bari bizim yanımızdayken ona bakmayın. Julie, neden kızıyorsun ki? Beni sen terk ettin. Gigi, sen de beni terk ettin. İstediğimize bakarız. Bunun da yazılması gerekiyor. Ezikler eteksiz bir kız yüzünden ayrıldı. Layla, bekle. Bunun için ayrılmadılar ki. Yana, böyle daha ilgi çekici. Spor salonu fena değil. Ama burada yapacak çok işim var. Koç Ebi. İşte formalarımız. Görüyorum ki formalarınıza çok iyi bakıyorsunuz. Öyle mi? Evet. Bir de bu formalar yeni. Knopa. Ama bu kulaklar da formalarınıza dahil mi? Koç Ebi, kulaklar imajımın bir parçası. Ben Lady Bunny'yim. Kulaklarına dokunmasanız iyi olur. Tamam, kulaklarla sonra ilgileneceğiz. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Neden sadece bir pompon var? Aa Koç Ebi, herkesin pomponları vardı. Sadece biri unuttu, biri kaybetti. Ama merak etmeyin, pompon sipariş edeceğiz. Tabii ki edeceksiniz. Herkese yeni alın. Şimdi bana neler yapabildiğinizi gösterin bakalım. Neler yapabildiğimizi mi? Hemen şimdi mi? Selam kızlar, merhaba. Çıkalım mı? Aa, yeni bir arkadaşınız mı var? Merhaba, ben Max. Bu yeni koçumuz Ebi. Max? Çok katı bir koçmuş. Amigoluk'taki ilişkiler gereksizdir. Çıkın buradan. Hayda. Çocuklar, bizi kapıda bekleyin. Of, bebeğim. Biz de şoktayız, Smile. Hoşçakalın Koç Ebi. Kapıyı kapatın. Ve şimdi kızlar, neler yapabildiğinizi gösterin. Elbette Koç Ebi. Çocuklar, şoktayım. Artık bir koçumuz var. Koç Ebi. Ve pek kibar biri değilmiş. Bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Görüşmek üzere. Bye bye. Knopa, hadi. Sizi göremiyorum. Zafer! Zafer! Tavşan takımı en iyisi. Eller yukarı. Dizlerinizi bükmeyin. Daha hızlı kızlar, dinamik kızlar. Eller yukarı. Daha dinamik kızlar. Bu ne böyle, anlamıyorum. Zafer! 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 Tavşan takımı en iyisi. Dinleyin fareler. Eğer kıyafetimle ilgili konuşmayı kesmezseniz o zaman yarın kıyafetsiz. Kim? Oo, harika. Tamam, istersen onları çağırabilirim. Sen karışmıyorsun. Ama ne oldu? Tavşanların başı derde girsin istiyorum. Formalarımız yıkandı. Islaklar.